Kalp ve damar rahatsızlıklarıyla devam edelim dilerseniz. Bu da önemli bir konu. Evet, çok önemli, çok konuşulan bir konu. Şimdi bu şu gördüğünüz alıç, alıcın çiçeği. Alıcın etkili olan kısmı şu yaprak ve çiçeğinin kurutularak bir çayı yapılır, iki damıtılarak ekstresi elde edilir. Bitki ekstresi bunun birleşimindeki etken madde flavonitler, flavonit glikozitler vesaire damarlar isterse %80 tıkanmış olsun kalp damarı, koroner kalp yetmezliğinden açar. Kim diyor? Ha, bunu ben söylemem önemli değil İbrahim Gökçük olarak. Ahmet'in de söylemesi önemli değil, Mehmet'in de söylemesi önemli değil. Ne önemli? Söylediğini kişi ispat ediyor mu? Bilgi ve belgesi var mı? Evet, ben söylediysem mutlaka bir bilgiye dayanıyorum. Nedir o da? O da şu. İşte gördüğünüz alıç ve yaprağı çiçeği burada. Bu alıcın yaprak ve çiçeği. Yaprak ve çiçeği. Bu da dergi. Fitoterapi. Derginin ismi. Almanca dergi. Bu dergi akademik bir dergi. Bu dergide yapılan araştırmalarından bahsediyor. Diyor ki 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıkları uzmanı, 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Neyle? Alıçtan elde edilen bitki ekstresiyle. Bu tarafa mı, bu tarafa mı? Şöyle. Evet. 3664 hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alıç ve yaprak ve çiçeğinin orantılı olması gerekir. %50 yaprak ekstrası, %50 çiçek ekstrası. Artı her alıç değil. 90 çeşit Türkiye'de alıç yetişir, sadece ikisi şifalı. Bazıları diyor ki bizim köyde çok alıç yetişir. Meyvesini toplasam, yesem faydalı olur mu diyor. Belki olabilir, bilmiyoruz. Çünkü birleşimindeki etken madde nedir? Çok az. Yeterli değil. Burada en etkili olan loplu ve kertikli alıç. Diğerlerinin etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela Ahmet Bey ameliyat olması gerekiyordu. Koroner kalp yetmezliğinden. Bana dedi ki ameliyat olmak istemiyorum. Çözüm var mı? Çözüm var. Nedir? İksir, aloe vera jel, alıç, forte, kortisep, forte, damar şey, enfeksiyon şey. 6 hafta kullanıyorsunuz doktorunuza, 6 ay değil, 6 hafta. Doktorunuza gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz. Damarlarınızın açıldığını görüyorsunuz. Evet, 6 hafta kullandı vatandaş, ameliyat olmasına gerek kalmadı. 6 hafta, 6 ay değil. Sürekli kullanması gerekiyor mu yani nüksetmesine bakacak olursak dikkatli bir şekilde? Şöyle. Tamamen yok Hastalık oluyor. kronik veya akut oluşuna göre Ayrılıyor. tedavi süreci değişir. Değişiyor. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 3 ayda, kimi 4 ayda. Hastalık kişiden kişiye hastalığın tedavi süreci değişir. Akut veya kronik oluşuna göre. Her insanın rahatsızlığı farklıdır. Yani ne kadar zamandır bu rahatsızlık var? 2 aydır mı, 3 aydır mı, 4 ay mı, 5 ay mı? Kronik mi, akut mu? Akutsa tedavisi kolay. Orta halli bir durumsa biraz zaman alır. Çok ağırsa çok zaman alır. Kişiye göre değişir tedavi süreci. Evet. Peki bu sadece tıkanıklık değil de kalp sıkışması ve çarpıntıları için de geçerli bir Tabii ürün. tabii, her türlü kalp rahatsızlığı. Her türlü kalp rahatsızlığı. Alıcın birleşimindeki hiperozit ne yapıyor? Damarları açıyor, temizliyor, plakları çözüyor. Flavonit glikozler, flavonit diglikozler, flavonit trikozitler vesaire çok etken maddeler var. Problem değil. Her türlü kalp damar rahatsızlığına karşı bu etkili. Ben burada sadece bir klinik araştırmasında 940 kardiyolog Almanya'da. Hepsi konunun uzmanı, kardiyolog, kalp damar hastalıkları uzmanı. 3664 hasta üzerinde denemiş. Ben bir klinik araştırmasından bahsettim. Yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Boş laf yok. Hepsi belgeli. Evet.